Kırıkkale Spor'un eski dönemini konuşmak için iki değerli hocamız yanımızda. Hidayet Elvan ve Battal Sarıca. İkisi de Kırıkkale Spor'un o Süper Lig'de, o zamanki adıyla 1. Lig'de oynadığı dönemleri ve hatta kuruluşunu çok iyi bilen iki hocamız. Onlarla da zaten bu dönemleri konuşacağız. Öncelikle tabii ki Hidayet Hoca ile başlayalım. Kırıkkale Spor'un ilk kuruluşuna kadar gidelim hocam. Kulüp nasıl kuruldu? Sonrasında ilk yıllarında neler yaşandı? Sizden dinleyebilir miyiz? Kırıkkale Spor 1967 senesinde İdman Yurdu takımını profesyonel yaparak Kırıkkale Spor olarak görev yaptı. Bir de ikinci sezonda Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nın bir takımı vardı. Kırıkkale Gücü ismi altında. O takımla birleştirerek Makine Kimya Kırıkkale Spor ismini aldı. O sezon 67-68-69 sezonu, 67-68 sezonuydu. Başımızdan bir felaket geçti yani. Felaket diyoruz biz buna. Tarsus maçı. Evet. Hadiseli bir Tarsus maçı geçmişti. Tarsus maçından sonra birçok futbolcularımız ceza aldı. Ve o sene ikinci sezon biz Ankara'da 19 Mayıs'ta maçlar oynadık. Sabah 9.30'da. Her pazar bir içeride bir dışarıda olmak üzere Kırıkkale sahası kapalı olduğu için evet. Maçlarımızı Kırıkkale 19 Mayıs spor sahasında sabahleyin 9.30'da oynardık. Bu da bir ceza nevi. Tabii bir ceza ve seyircisiz. Buna rağmen Kırıkkale seyircisi kapalı kapıların arkasında bizi alkışlarlardı. O sezon çok sıkıntı çektik ve o sene ikinci sezonda cezaları biten futbolcular tek tek takıma dönerek biraz daha kuvvetli kaldık ve 3. ligde o sezon kaldık. Ondan sonraki sezonun akabinde Kırıkkale Makine Kimya Kırıkkale Spor 2. lige terfi etti. Kırıkkale, ben futbolu o sezon bıraktım ve genç takımı hoca olarak göreve başladım. Bu Süper Lig'e giden yolu kısaca özetlemek gerekirse. İşte buradan kaynaklanarak gitti. Bizim çok güzel Kırıkkale'li bir şeyimiz vardı. Genç takımımız vardı. Türkiye şampiyonu olduk biz. Evet. Kırıkkale Spor. Aslında işin temelini siz attınız tabii, biraz. Tabii. Ben kurduğum bir takımla Türkiye şampiyonu oldu. Afyon'da oynadık. Afyon grup şampiyonu olarak. Grubumuzda da çok güzel takımlar vardı. Kayseri Spor ve Gaziantep Spor. Öbür grupta da Fenerbahçe, Bursa Spor, Tekirdağ Spor vardı. Biz grup şampiyonu olduk. Fenerbahçe grup şampiyonu oldu. Fenerbahçeli Cem'in, sol bek rahmetli Cem'in takımda oynadığı sezon. Hmm. 64-65 o sezon. Biz onları da yenerek grup şampiyonu olduk. Isparta'da Altay'la oynadık. Altay'daki bir yenerek Türkiye şampiyonu olduk. Ve ilk defa biz ilçe takımı olarak yurt dışına çıkma şeyini aldık. Türkiye'yi İran'da yapılan bir turnuvada Türkiye'yi temsil ettik. Biraz Battal hocama da konuşalım. Sonra tekrar döneriz size. Aslında en başarılı dönem olarak o hani Süper Lig dediğimiz dönemde oynadığı zaman buraya Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar maç yapmaya geldiler. Evet. Hatta bir Türkiye Kupası var galiba. Galatasaray'ı evet. Elemiştiniz. Fatih Terim'in de oynadığı bir maç. Öyle mi? Tabii Galatasaray biraz maçı. Biraz sizden dinleyelim. Galatasaray maçında biz o dönemde ilk defa Süper Lig'e çıkmanın heyecanıyla ikinci ligden gelen takımımızı koruyarak birkaç transferle devam etmeye çalıştık. Fakat bu arada tabii ki Süper Lig'e ısınmak çok zordur. Süper Lig'in kalitesini herkes bildiği için oturmuş takımlarla oynuyorsun. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe. Kupada da Galatasaray bize düştü. O maçta Galatasaray'ı elediğimiz maçta da Fatih Terim oyundan atılmıştı zaten. Hmm. İlk defa Kırıkkale olarak gerçekten bir Galatasaray'ı yenmenin keyfini bambaşka olduğunu orada gördük ve hissettik yani bunu. Bu arada Beşiktaş'ın haricinde sahamızda kimse, hepsini misafir ettik. O maçta cezalıydık. Biz o maçı dışarıda oynadık. Beşiktaş'ı ilimizde misafir etme şansını yakalayamadık.